Başakşehir'in e, lehine bir rakam çıkıyor ortaya. Değiştirelim sayfayı. Hücum performanslarına özellikle bakmayı istiyorum. Evet şimdi geldi. Hocam ben ısrarla haftalardır bunu söylüyorum. Şu e, RCS rakip sahada topla buluşma verilerine. Bakın maçın en belirgin e, ofansif verisi bence bu. 25 kez Başakşehir Trabzonspor ceza sahasında. Trabzonspor'un geçen seneki topla ortalamasını buluşmuş. biliyor musun? Bu Trabzonspor'un yaptığı işte. Hayır biliyorum. Geçen seneki ortalama sayısını biliyor musun? Trabzonspor'un bu kalsın arkadaşlar kalsın. bu veri. Bu sene 14'lerde. Geçen sene ortalaması 24 Trabzonspor'un. Rakip ceza sahası içinde 24 defa topla buluşuyordu ortalama. Yani kalite ve üretkenlik eşdeğer 14 defa giriyor. Trabzonspor bu sene ortalaması. Yalnız bu maç değil. Yani Bu ne demek? Neredeyse geçen seneye göre yüzde 40 daha az. Yani yüzde 50'lere bulan bir ortalamayla rakip ceza sahası içinde hucum oyuncuları işte veya orta sahadan gelen destek veren oyuncular topla buluşuyor. Bu Trabzonspor'un zaten pozisyona girememesini, üretken olamamasının en net verisi bu. Sen çok doğru söylüyorsun. Rakip ceza sahası içinde topla buluşma bir takımın hucum aksiyonlarını belirtir üretkenliğini, kalitesini evet. işte Trabzonspor'un yani tesadüf değil bu kadar üretkenlikte sıkıntı yaşamasın Ender. Ve işte bizim hep vurguladığımız o kadar ofansif bu arada Erman Hocam da Erman Toroğlu da geldi stüdyoya. O kadar e, geçtiğimiz yıllarda ofansif etkinliğinden o geze, göze hoş gelen futbolundan bahsettiğimiz Trabzonspor'un da e, o bölgedeki eksik kalışının göstergesi biraz da bu veriler. 12'de 6 isabetli şut bulmuş Trabzonspor, İstanbul, Başakşehir 17'de 6. Şut bası da 13-10 e yine Başakşehir'in lehine. E, tabii Ekuban, e, Vakeme bunlar çok önemli eksikler ama devre arasında Erman abiyle program yaparken hoca dedi ki sayı 11 kişi çıkıyor bir şekilde sizin doğru 11'i bulmanız ya da ideal 11'i çıkartmanız lazım. Büyük takımlar bunun için büyük takımdır. Tarzı bir yorumda bulundu. Bu arada bizim dekor gitmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Dekorun cimiciple imtihanı. <laughs> evet. E, ne dersiniz bu konuda? Ya, Ender şunu söyleyeyim. Şimdi Flavio oynamadı. Abdülkadir Parmak oynamadı. Tabii Flavio da yok bir yandan. Şimdi, o da cezalı. Orta sahayı tutamıyorsun. Ucunda da düşün. Ekuban'la ve Veku... Abdülkadir Parmak da çok kritik hoca. Evet. bu evet, evet. o daha net belli şimdi, oldu. Şimdi ucunda da Vakeme ve Ekuban oynama. Dört Hı -hı. tane önemli oyuncu oynamıyor. Şimdi Başakşehir tam kadro geliyor. Şimdi bu dört tane önemli oyuncu oynaman nedir? Senin orta sahayı tutamaman bir sıkıntı. Kontrol edemiyorsun. Rakibe bırakıyorsun. Artı ne yapıyorsun? Ucunda... İşte rakip cihaz sahası içinde toplu buluşma ve hücum aksiyonlarını ve özellikle attığında Vakeyme gibi bir oyuncu seni dinlendiriyordu hücumda 3. bölgede. Şimdi bunlardan yoksun bir şekilde maça başlıyorsun. Ama bunu anlatabilirsin bak. Yani işte 4 tane oyuncu eksik. Yani bunları söyleyebilir bir teknik adam veya birileri dile getirebilir. Trabzonspor için daha büyük tehlikeyi sana söyleyeyim mi Trabzonspor ilk defa mağlup olmuyor. Tabii. Galip gelirsin, mağlup olursun ve ilk defa da mağlubiyet herhalde değil. Bundan sonra da olacak yani gayet de doğal. Ama daha büyük tehlike ne Trabzonspor'u bekleyen biliyor musun? Saygınlığını yitiriyor, oyun saygınlığını sağ içinde. Büyük takımları bekleyen en büyük tehlike budur. Eğer rakiplere karşı bir korku salamazsan biz yenebiliriz bu takımı diyor değil mi rakip? Tabii. Biz yenebiliriz. Biliriz. Trabzonspor'a diyor ki deplasmana gittiğimizde biz yenebiliriz artık diyor Trabzonspor'u. Yalnız bunu pandemi seyirciyle falan açıklayamazsın. Sağ içindeki öyle bir görüntüsü var ki reaksiyon vermeyen, disiplinli olmayan, hücum organizasyonu top ayındayken, top rakipteyken hiçbir şekilde oyun kurgusu planı olmayan bir bordo maviler e, sağ içinde var. Newton'ın özellikle e, yani sezon başından beri Takım nasıl çalıştırdım ben merak ediyorum. Bak bir takım yani top ayağındayken veya top rakipteyken planları olur bir oyun oynar. Dersin ki ya savunması güçlü, hucumu kötü. Hucumu güçlü, savunması kötü. Trabzonspor için hiçbir şey söylemiyorsun bununla ilgili olumlu. Dersin ki ya bu takım hadi topa sahip oluyor, pas oyunu falan oynayamıyor. Fizik kalitesi çok iyi. Yani çok fazla saha içinde eforlu oyunlar oynuyor ve de rakibi hırpalıyor bu anlamda. Şimdi fizik kalitesi de iyi değil. E bir de geçtiğimiz sezonla devamlı tabii az önce ben de söyledim ama Trabzonspor'u artık geçtiğimiz sezonla aynı olmayacağı net bir şekilde görülüyor. Demek ki geçen seneyle bu seneyi bir kere karşılaştırmamak gerekir. Bu da çıktı ortaya. Bu seneki bu oyuncularla ne çıkacak ortaya? Şimdi bu oyuncularla da ne oyunu çıkacak olan bu yeni bir iskelet var ortada. Şimdi geçen seneden çok fazla oyuncu da oynamıyor. Yeni bir iskelet, yeni bir gelen oyuncu topluluğu var. Bu oyuncularla ne oynayacak Trabzonspor? Nasıl bu yarışın içinde olacak? Diğer dört tane de az önce de söyledim eksik oyuncu geldikten sonra da ne fark yaratacak Trabzonspor saha Bu farkı yaratacak bu kadro yüzde tabii ki yeterli değil. Ama antrenör kalitesiyle bunu bu farkı makası daha böyle daraltması gerekir. Şu anda antrenör kalitesi var mı? Beşinci hafta bitmiş Trabzonspor'da o da yok. yani bir taktiksel bir yoğunluk, saha içinde disiplin, rakibi bir kadro. şekilde zorlayan. <laughs> kadro tecihleri o da yanlış. Bence Onlar hocam. ayrı. Orada evet. da var. Yani hoca Ama hoca iyileştirir. Mesela evet. hoca yani bazı noktalara sen söylüyorsun hocam. Hocanın mesela hani gireni çıkanı başlayan bitiren 11 ile alakalı derken mesela bakıyorsun. Orada birçok oyuncu var. Hani Yusuf Sarı hazır olmayabilir ama bence daha önce sokulması gereken oyuncu var. Bir hamle yemez bence daha önce Mehmet, yapabilirdi. Bir hem cümlemi bitireyim ben de bu çok Tabii kolay. Bu bak şimdi bu çok kolay bir şey. Ya tam senin görüşün sen de söylersin. Şimdi bu Yusuf oynamaz dersin. Hüseyin Türkmen, Bu çok böyle çok kolaycılık olur. Futbol adamısın. Yani Ahmet'in yerine Mehmet e oynamak değil. Trabzonspor esas sağ içindeki oyunu tutarlı değil, güçlü değil. Bu Trabzonspor'un büyük takımlar için en büyük handikapı da bu saygınlığını yitirmesine neden olur. O zaman rakipler daha korkusuzca gelir. Oynar senle Trabzon'da 3 puan alıp gider. Yani Trabzonspor'un geçen geçtiğimiz sezonlarla kıyasladığında iyi oynaması, güçlü oyun oynaması en önemli sağ içindeki rakibi paniğe sevk etmesiydi. Hafta içinden rakipler ne yapıyordu biliyor musun? Ya ipotek koyar. Büyük takımlar ee, Anadolu takımlarında oynadığında işin gerçeği o güçlü oyunlarla bu Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da şampiyon olduğu sezonlar veya kritik mesela o sezon oynadığı maçlarda çok kötü oynar bir bakarsın rakip panikler kendi kalesine golü bile atar. Yani onun için Trabzonspor bir hafta önce maça ipotek koyamıyor. Büyük takımların özelliği, sağ içindeki tavrı, duruşu, Oynamadan da sağ içinde kötü oynadığı zaman bile rakibini paniğe alarak, baskı altına alarak galip gelmesiydi. Trabzonspor'un en önemli uzaklaştığı konu bu Ender. Peki Erman Hocam, devre arasında dedik ki... ...siz Trabzonspor'un sahada ne yaptığı, ne oynadığı belli değil. Aşağı yukarı Rea Hocam da o minvalde bir girizgah yaptı. Ama bu Trabzonspor takımı... Ee, elbette eksikler var giden oyuncular var e, takımdan ayrılanlar var ama e, kendi son yıllarda oynadığı geninde genetiğinde olan özelliklerden uzaklaşmaya başlamış gibi gözüküyor ki dediniz ki siz Başakşehir ne oynadığını biliyor akıllı oynuyor fakat Başakşehir'de henüz e, iyi durumda değil tam olarak e, bildiğimiz Başakşehir değil buna rağmen Maçı seyretmeyen, tabi bu maç 2-0 olunca o arasına Başakşehir herhalde müthiş oynadı. Trabzon 2-0 yenildi falan değil. Şimdi Trabzon'da eksik var güzel de. Diyelim ki Trabzon tam takım olmayanlar oynadı diyelim. Ben kabul etmiyorum ya. Yoksa yoktur. Tabi. Trabzon'un kaptanı kim? Pereira. Kaptanı. Sağ bekle. Peki Trabzon'un sağdaki oyun kaptanı kim? He. Yok. Yok. Bana bir söyleyin. Yani başı kesilmiş tavuk gibi oynuyorlar. Öyle derim ben. Kiminle oynadı belli değil. Kim toparlayacak? Oyun çünkü. lideri kim? Oyun lideri kim? Şimdi Trabzon'a bakıyorum. Ya kardeşim pres yapmaya kalkıyorlar. Ya iki kişiyle üç kişiyle pres olur mu Süper Lig'de ya? Hani belki alt liglerde falan korkutursun adamı. Lan yaptığın takım Başakşehir takımı. Top tekliği yüksek oyuncular var. Biri oraya dalıyor bir yan top. Biri oraya dalıyor bir yan top. Top orta sahada. Bütün toplar. Trabzon'un hücumlarındaki bütün toplar. Geri döndüğünde Başakşehirler adlar. Başakşehir, ee, Başakşehir hücum ediyor. Dönen topların hepsini gene Başakşehirler adlar. E bir de bunun yanında kalalığı kat. Buna kaleci dahil. Defans oyuncuları dahil. Ona da Bekim Bağır mısınız siz? Hani Bekim Bağır'ı şimdiki nesil bilmez de. Kim bağır ayak dışı ayak işi ileri de. Ayak orta sahada üstten atıyor adamın. Atarsan böyle atarlar işte sana. İlk golde Lan mi? görmüyorsun arkadaş arkada. görmüyorsun arkada. Önce topu çıkar. Bir takım için en büyük tekine hucuma çıkandır. Yani takımın içinde bakıyorum. Bugün oynadılar ama yarın diğer oyuncular da gelse çok fazla bir şeyi fark edeceğini zannetmiyorum. Teknik adam için de ben bu teknik adamı on maç bekleyemem. Ben bu teknik adam geçen sene yedekti.